Evet, günaydın. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Benim için değişik bir program. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Sizin bir şekilde iletişim kurmaya çalışacağım. Sonra arkadaşım bana yardımcı olacak. Teşekkür ediyorum kendisine. Aranızda beni tanıyanlar var. Daha önce birlikte ders yaptığımız, danışmanlıklar verdiğimiz arkadaşlarım var ve yeni katılanlar da var. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Beni daha önce tanımayanlar için. İsmim Birgül Altın. Yaklaşık 4 yıldır bu sektördeyim. Daha öncesi kurumsal hayatım var. İlk önce kendi kişisel gelişimimle aslında başladım bu süreç. Sonrasında da profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Enerji çalışmalarıyla başladım. İlk eğitimimi Öner Döşer hocamdan aldım, temel seviye. Sonrasında psikolojik astroloji eğitimi aldım. Sonrasında şu an devam eden ezoterik astroloji var. Yaklaşık 7 aylık bir eğitim. Şöyle bir durum var, astrolojinin içine girdiğim zaman çıkamıyorsunuz. Çünkü inanılmaz derin bir konu ve çok keyifli. İlginizi çekiyorsa inanılmaz keyifli bir konu. Sizler de bunun başındasınız. Umarım sizler için de bu kadar keyifli olur. Eğitimimiz 2 gün sürecek. Burada temel olarak aslında astroloji nedir, ne anlatır, ne işimize yarar? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Doğum haritalarınızda astrolojinin aslında... Hocam böyle yorulmuş. Mikrofon takabilir misiniz rica etsem? İyi mi? Tamam, şu an. Tamam. Teşekkürler. Tamam, rica ederim. Evet, devam ediyorum. Dediğim gibi astrolojiyi birazcık daha yakından tanımanıza, hayatınıza birazcık daha nasıl katkı sunar, bunları anlamanıza vesile olmaya çalışacağım. Astrolojinin sadece burçlardan ibaret olmadığını, çok çok daha fazlası olduğunu hep birlikte görmüş olacağız. Başlayalım isterseniz. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ders sonrasında, ikinci dersin başında sorularınızı cevaplıyor olacağım. Sizden ricam konularla ilgili olması. Çünkü astroloji malum çok geniş bir alan. Acele etmeyin. Çok güzel bir programımız var. Hani anlattığım konu üzerine odaklanabilirseniz çok daha rahat ilerliyor olacağız. Adım adım gidelim. Keyifli olsun. Bu şekilde o zaman başlayalım diyorum. İlk önce elementler ve niteliklerden başlamak istedim programıma. Çünkü aslında astrolojinin temelini, hatta hayatın temelini elementler oluşturuyor, sizler de biliyorsunuz. Kendimizi bildiğimiz an itibariyle hava, toprak, ateş ve suyla başlıyoruz ve birbirine dönüşümüyle birlikte devam ediyor. Astrolojinin temelinde de gene bu 4 element bulunmakta. Şöyle bir ara not girmek istiyorum. Lütfen ezberlemeye çalışmayın. Hani şu burç, şu elementte, şu nitelikte ya da işte şu sırada diye. Anlamaya çalışırsanız inanın ki çok daha keyifli ve rahat bir şekilde ilerliyor olacaksınız. Dediğim gibi elementler hayatın temelini oluşturuyor. Aynı şekilde astrolojinin de temelini oluşturuyor. Biz burçları tanımlarken işte Koç burcu çok agresif diyoruz. İşte İkizler burcu için çok meraklı diyoruz ya da ne bileyim Yengeç burcu için çok duygusal diyoruz ama neden? İşte bu nedenin sebebi aslına bakarsanız elementlerde yatıyor. Çünkü kişisel özelliklerimizin çoğu burçlarımızın element ve nitelik dağılımına göre oluşuyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi doğum haritası esastır diyorum. Ateş elementinde olan burçlarımız Koç, Aslan ve Yay burçlarıdır. Genel olarak ortak özellikleri yaratıcıdırlar. Kendilerine güvenen, özgüvenleri yüksek, özgürlükten yana olan, çok da fazla kapalı kalmaktan hoşlanmayan, cesur ve enerjik yapıda oluşurlar. Toprak elementi burçlarımıza gelince onlar Oğlak, Boğa ve Başak burçlarıdır. Toprak elementi somut değerlerle ilgilidir. Maddiyatla ilgilidir. Maddi güvence isterler hayatlarında ve ayakları sağlam yere bassın isterler. Kolay kolay da risk almazlar toprak elementleri. Hava elementi burçlarına gelince Terazi, Kova ve İkizler burcundan oluşuyor. Hava elementi deyince aklınıza iletişim gelsin, fikir gelsin. Çok fazla duyguyla işleri yoktur aslında bakarsanız hava elementi burçlarının. Onlar daha çok iletişim kurmayı ve fikir üretmeyi severler. Gene özgürlükçü bir yapıdadırlar. Su elementi burçlarına gelince de Yengeç, Akrep ve Balık. Bence Zodyan en gariban burçları dersen yanılmış olmam. Neden?
Çünkü duygularla alakalı, empati kurmakla alakalı, fedakarlıkla alakalı haliyle en çok kendine zarar veren, en çok daha doğrusu kendi merkezinde kalmakta zorlanan burçlar olarak tanımlayabiliriz. Ama merak etmeyin, hepsini dengelemeyi öğreneceğiz, sıkıntı yok. Mizaç olarak da gene elementsel bazda baktığımızda bir takım mizaçlarımız oluşacak haliyle. Ateş elementindeki burçların mizaçları kolerik yapıdadır. Ne demek bu? Daha dışa dönük, daha saldırgan, daha dominant, daha aslına bakarsanız direkt harekete geçebilen bir yapıda oluyorlar. Toprak elementi burçları genelde daha melankoliktir. İçe dönük, depresif, böyle hayatı birazcık daha karamsar ve olumsuz yönünden bakan burçlar maalesef ki. Hava elementi için sanguin diyebiliriz mizaç tarzına. Burada da gene dışa dönük, konuşkan, iletişimci bir yapıda olurlar. Su elementi burçları ise plegmatik dediğimiz sakin, içe dönük ve edilgen yapıda olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi bu tabloyu incelemenizi istiyorum. Bu aslında konuştuğumuz her şeyin genel olarak toparlanmış hali diyebiliriz. Buraya ilave olarak enerjilerini de ekledim ben. Burada eril ve dişil enerji aslında elementlerin yapısını oluşturan iki önemli faktör. Ateş ve hava burçları eril enerjide yapıdadırlar. Toprak ve su elementi burçları ise dişil enerji yapıdadır. Haliyle aslına bakarsanız burada iki grubu ayırabiliriz. Toprak ve hava, toprak ve su daha içe dönük, daha pasif, daha nasıl söyleyelim, gerçekçi ve empatikken dişil enerjide olan ateş ve hava daha özgürlüğüne düşkün, daha etkin, daha dışa dönük yapıda oluyorlar. Şimdi en çok gelen sorulardan birini cevaplayalım. Hangi burçlar hangi burçlarla anlaşıyorlar soruları. Çok sık geliyor malumunuz. Şimdi dikkat ederseniz ateş ve hava aynı gruba ait. Çünkü ikisi de eril enerjide ve ikisi de aslında özgürlüğüne düşkün, daha dışa dönük, daha hareketli burçlardır. Toprak ve su elementi ise daha birbirine yakın, dişil, daha edilgen, daha naif, daha yumuşak yapıda burçlardır. Ama hayat böyle işlemiyor maalesef ki. Genelde dişil enerjili eril enerji burçları birbirine denk geliyor. Neden derseniz şayet evrenin düzeni denge üzerine kuruluyor. Haliyle eğer sizin haritanızda, doğum haritanızda dişil enerjili gezegen ve burç yerleşimi çok fazlaysa muhtemelen hayatınızda eril enerjiden birisi gelecektir. Ve bu da sizi çok yoracak. Genelde hayatımıza gelen kişiler malum bir tamamlanma, bir çatışma, bir farklı olma yapısında insanlar oluyor. Burada şunu söyleyebilirim. Aslına bakarsanız gelen kişiyi biz daha çok değiştirip dönüştürme taraftarında oluyoruz. Hani böyle kendimize benzetmeye çalışıyoruz ama bize gelmesinin sebebi bize benzemesi değil. Bizim bizde olmayanı ondan almamız. Onda olmayanı da bizden onu alması. Hani biraz o farklı olanı olduğu gibi kabul edip o şekilde evet böyle de bir insan yapısı varmış. İşte ne bileyim siz daha sakinken o daha hareketli, daha dışa dönükken hani oradaki o dengeyi sağlamak aslında ilişkilerdeki en önemli olay deyip böyle küçük bir tüyo da vermiş olayım sizlere. Bu güzel bir tablo. Genel olarak burçların özelliklerini burada görüyoruz. Zaten detaylı olarak da konuşacağız. Şimdi haritaları incelerken tabii ki biz şimdi astrolojiyle çok fazla ilgili değilseniz Güneş burcu en fazla yükselen burç. Son zamanlarda da Ay burcu çok revaçta oldu. Bunları biliyoruz ama evet bunlar çok önemli faktörler olmakla birlikte. Diğer gezegenlerin burçlara yerleşimi de bizim için çok çok önemli. Çünkü karakter özelliklerimizin çoğunu bu şekilde alıyoruz. Ve bu burç yerleşimi de aslına bakarsan bize element dağılımını veriyor ve haritalarımızda element dağılımımız ne kadar dengedeyse yani ne kadar orantılıysa bu dört element biz de aslında hayatta o kadar orantılıyız. Bazı insanlar böyle çok uç noktalarda yaşarlar hani çok fazla savrulurlar diyebiliriz. Bazı insanlar daha dengede gidebilirler. İşte bu dengede kalma olayı aslında haritalarımızdaki elementlerin ne kadar dengede olup olmadığıyla alakalı. Onun için haritalardaki element eksikliği ya da fazlalığı bizim için çok önemli. Bununla ilgili bir dersimiz var. Merak etmeyin, pratikte yapacağız. Elementleri nasıl hesaplayacağımıza dair. Evet, birazcık daha detaylandıracak olursak ateş elementi malum ateşi düşündüğümüzde sıcak, enerjik,
yakıcı ve çok da fazla sınırlanamayan aslına bakarsanız. Dağılan bir enerji ve güçlü bir enerji. Haliyle bunu karakterist olarak insan özelliği üzerinden düşündüğümüzde ateş elementi burçlarındaki kişiler daha dışa dönük, daha aktif, daha enerjik, ani öfke patlamalarını daha fazla yaşayan ve daha özgüvenli, daha ateş gibi düşünün, daha yakıcı. Onun için hani dikkat etmek gerekiyor ateş elementi burçlarına. Çünkü onlar daha çok kendilerine dönük, daha yaşam dolu, hayattan keyif almaktan hoşlanan bir yapıdadırlar. Bu şekilde değerlendirebiliriz ateş elementini. Yaratıcılıkları kesinlikle yüksektir. Hayatı dolu dolu yaşarlar. Coşkulu ve sıcakkanlı bir yapıda olurlar. Ama genelde etkin bir, eril bir enerji oldukları için baskın karakterdir genelde. Toprak elementine geldiğimizde de toprak malum beslendiğimiz, büyüdüğümüz, bizi besleyen alandır ve topraksız bir yaşam düşünemeyiz. Ana enerji kaynağımız diyebiliriz. Toprak elementi maddiyatla ilgili, somut değerlerle ilgilidir. Toprak elementindeki burçlar özellikle mesela hayatlarında maddi güvence isterler. Maddi olarak güvende olmak onları kendini iyi hissettirir. Çok fazla risk almaktan hoşlanmazlar. Toprak gibi düşünebilirsiniz, sert ve kuru. Hani çok esnek değillerdir, yeniliğe çok fazla açık değillerdir. Kolay kolay risk almak ve konfor alanından çıkmak istemezler aslında bakarsanız. Aşk hayatlarında sadakate ve devamlılığa önem verirler. Bu anlamda sabit ve sürekliliği olan ilişkiler isterler. Bu güzel bir özelliktir aslına bakarsanız. İş hayatında kesinlikle başarı oranları çok yüksektir. Daha sabit, daha uzun süreli işlerde çalışabilirler. Hava elementine geldiğimizde de hava elementi hepimizin bildiği gibi hava olmadan yaşayamayız ve bağlantı kurmakla ilgilidir aslına bakarsanız. İşte ateş ve suyun, işte ateş ve de toprağın havayı bağlantı, boşluk gibi düşünebiliriz. Çünkü zaten normalde de boşluktur hava. Ve üretmekle, ama fikir üretmekle ilgilidir. İletişim kurmakla ilgilidir. Daha fazla farklı farklı alanlara bölünmekle de alakalıdır aslında. Hava elementi burçlarına baktığımızda çok fazla sabit kalmaktan hoşlanmazlar. Özellikle ikizler burcunu düşündüğümüzde aşırı değişken, aşırı daha fazla, hep daha fazla bilgi isterler. Bu anlamda kendilerini kontrol etmeleri çok da kolay olmuyor. Dağılma ihtimalleri çok yüksek olabiliyor maalesef ki. Aşk hayatlarında biraz sıkıntılılardır çünkü hareket isterler. Monotonluğa düştükleri anda ilişkiden kaçarlar. Ve özellikle ikili ilişkilerde fikirsel paylaşım onlar için çok çok önemlidir. Oturup konuşabilecekleri, fikir üretebilecekleri ilişkilerden hoşlanırlar. Ve her daim de aslında ilişkilerinde hareket isterler. Gene özgürlükçü bir yapıda oldukları için çok fazla kısıtlanmakta istemezler. Duygu bağı çok fazla kurmaz hava elementi. Toprak ve suda dediğim gibi duygu bağı birazcık daha fazlayken ateş ve havada çok fazla duygusal bağ aslına bakarsanız yoktur. Özellikle havada fikirsel bağ. Yani düşünce fikir olarak eğer uyumluysa o ilişkinin ilerlemesi çok daha kolay ya da hayatta o alanda ilerlemek çok daha kolay olabiliyor. Evet, su elementine geldiğimizde su akışkandır, uyumludur, bulunduğu kabın şeklini alır. Haliyle de elementler arasında ve burçlar arasında da su elementi burçları çok daha uyumlu, çok daha ılımlı ve bulunan durumu kabul eden, edilgen bir yapıdadır zaten. Dışarıdan etki bekleyen, çok kolay harekete geçmeyen bir yapıdadır. Duygusal bağ su elementi burçları için çok çok önemlidir. Kendilerini duygusal olarak güvende hissetmek isterler. İlişkilerinde, hayatında, daha doğrusu hayatın her alanında fedakardırlar. Hani empatileri çok çok yüksektir. Bu başta kendilerine zarar verir. Sonrasında da aslına bakarsanız hayatlarındaki dengenin bozulmasına sebep olabiliyor. Çünkü aşırı fedakar olmak toplumumuzda özellikle iyi bir şey gibi algılanırken hiç de değil. Bunu yaşayanlar gayet iyi bilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi haritalarımızda peki elementler eksik ya da fazla olursa ne olur? Birazcık da bu açıdan değerlendirelim bakalım isterseniz.
Ateş elementi ne demiştik? Enerjik, hevesli, dışa dönük, özgüveni yüksek, yaşamdan keyif alan, risk almayı seven, cesur, bağımsız, iyimser, hayatın daha keyifli yanlarını yaşamak isteyen bir elementti. Eksik olursa ne olur haritalarımızdan? Bu sefer de kişi harekete geçmekte zorlanacak, kendini yaratıcı olarak ifade etmekte zorlanacak, cesareti düşük olacak, hayata bakış açısı daha kötümser, daha olumsuz yönden bakacak, kendine güveni az olacak, hırsı ve enerjisi çok fazla olmayacak diyebiliriz. Fazla olursa peki ne olacak? Fazla olduğunda da kendini aşırı güvenen, hani o aşırı egoistler dediğimiz, aşırı bencil dediğimiz yapılar genelde ateş elementinin böyle bangır bangır olduğu haritalardan çıkıyor. Bağ kurmakla zorlanacaklar, insanlarla bağ kurmakla. Çünkü o kadar çok kendi merkezlerinde olacaklar ki, hani diğer insanların ne hissettikleri, ne bekledikleri çok da fazla aslına bakarsanız umurlarında olmayacak. Bu da tabii ki sıkıntılı bir durum. Her zaman denge esastır. Elementlerde olduğu gibi burçlar ve gezegenlerde de gene bunları konuşacağız. Hani olumlu ve olumsuz yönleri de var ama biz bunu ne kadar dengede kullanabilirsek aslına bakarsanız o kadar daha kolay ve rahat ilerleyebiliriz hayatta. Evet, toprak elementine geldiğimizde toprak elementi dediğim gibi sabitlikle, somut değerlerle, mülkiyetçilikle alakalıdır. Çok fazla riskten hoşlanmaz, var olanı daha çok korumak ister, dikkatlidir her zaman. Çok heyecan peşinde koşmaz aslında, garanticidir. Oğlak, boğa ve başaktır. Toprak elementinin belki de en sabit burcu olduğu için boğa bunu en bariz bir şekilde gösteren burçtur. Tabii ki bunun da eksik ve fazla olması çeşitli sıkıntılar yaratabiliyor bizlere. Eksik olduğunda ne olur? Şimdi hava elementi haritalarımızda yüksek olduğunu düşünün ve sürekli fikir üretiyorsunuz. Sürekli yeni bir şeyler üretiyorsunuz ama bunu somut değerlere taşımanız için toprak elementine ihtiyacımız var. Eğer haritanızda toprak elementi düşükse fikirlerini somutlaştırıp uygulamaya geçemiyorsunuz. Yani havada kalıyor. Yani masa başında üretilen birçok projenin hayata geçirilememesi gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda da küçük bir parantez açayım. Yani haritalarımızda hangi elemente ait burçların enerjileri düşükse hayatımıza o insanlar geliyor. Bize benzer insanlar gelmiyor aslında. Farklı insanlar geliyor. Yani iş hayatınızda siz eğer hava elementi yüksek bir insansanız çalışma arkadaşlarınız işte toprak elementi yüksek ya da su elementi yüksek olabilir. Neden? Çünkü sizin ürettiğiniz projelerin bir şekilde somutlaştırılması gerekiyor. Bunu da somutlaştırmak için evrenin dengesi inanılmaz güzel. Biz yeter ki okumayı bilelim aslına bakarsanız. Onun için hani farklı olanı kabul etmek ve ondan nasıl fayda sağlayacağız? Aslında ona bakarsak çok daha rahat ilerleyebiliriz. Toprak elementi fazla olursa ne olur? Bu sefer aşırı maddiyatçı bir insan olabilir kişi. Hani bütün hayatı işle ilgili, para kazanmakla, mal mülk edinmekle ilgili olabilir. Tabii ki bu da sıkıntılı. Çok fazla gelenekçi, yenilikçiye çok fazla açık olmayan, risk almaktan hoşlanmadığı için de gelişmesi çok da kolay olmayacaktır bu kişilerin. Hava elementine geldiğimizde de hava elementi ne dedik? İletişimle ilgili dedik, fikir üretmekle ilgili demiştik. Daha özgürlüğüne düşkün, hümanist bir yapıda olurlar hava elementi. İnsanlık için bir şeyler yapmak isterler ama duygusal bağ kurmazlar, fikirsel bağ kurarlar. Yenilikçidirler, yeniliğe açık yapıları vardır genellikle. Algıları çok güçlüdür, hızlı kavrayıp hızlı öğrenip hızlı bir şekilde de ifade etme özellikleri vardır. Terazi, kova ve ikizler burcu da hava elementi burçları demiştik. Eksik olursa ne olur hava elementi? Eksik olduğunda bir kere kişi ilişki kurmakta zorlanır. Daha doğrusu sağlıklı dengeli ilişki kurmakta zorlanabilir. Algılama ve öğrenmeyle ilgili problemler yaşayabilir hayatında. Kendini yeterince açık ve doğru bir şekilde ifade etmekle ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Gene başkalarıyla fikir alışverişinde çok fazla bulunamayan ya da mantıklı fikirler üretemeyen bir kişi olabilir diyebilirim. Fazlalığı olursa ne olur? Aşırı fikir. O zaman ütopik fikirler, ayağı yere basmayan fikirler, çok havai, çok abartı fikirler olabilir. Gene özgürlüğünü çok fazla abartan kişiler olabilir. Alaycı ve ukala olabilir. Hava elementinin gölge tarafı bence en fazla ukalalıkla ilgili. Çünkü
Öğrenmeye çok meraklılar, araştırmaya çok meraklılar. Haliyle toplum onlar kadar çok öğrenmeye ve araştırmaya meraklı olmadığı için aralarında bir bağ kurmakta zorlanabilirler. Bu da diğer insanları beğenmeme, diğer insanları küçümseme gibi bir yapı verebilir. Hava elementi burçlarında buna dikkat etmesi gerekiyor. Evet, su elementine geldiğimizde de ne demiştik su elementi için? Duygusal bağ kurmak isteyecekler. Haliyle duyarlı, empatik, uyumlu, sezgileri güçlü olur, fedakardır, ilişkilerde romantiklerdir, hayalperestlerdir. Manevi değerler su elementi burçları için gerçekten çok önemlidir. Kırılgan bir yapıya sahiptirler ve duygusal hafızaları çok güçlüdür. Burçları da yengeç, akrep ve balık demiştik. Bunların arasında en çok bunu yaşayan yengeç ve balık, akrep bir tık daha sağlamdır. Bu anlamda burçlar kısmında detaylarını göreceğiz bunun da. Evet, eksik olursa ne olur? Kişi duygusal bağ kurmakla ilgili problem yaşar. Bu duygusal bağ aslında kendisiyle de duygusal bağ kuramayabilir. Diğer insanlarla da kuramayabilir. Bunda danışmanlıklarla özellikle çok fazla karşılaşıyorum. Hani bir şey yapmak istiyor, karar veriyor, yapıyor ama sonra yaptığı şeyden mutlu olmuyor. Çünkü hani gerçekten de istediği şeyin o olup olmadığından emin değil. Bu anlamda duygularımızla, sezgilerimizle bağ kurmak çok önemli. Su elementi eksikse daha çok zaten mantık üzerinden hareket edeceğiz biz ama sadece mantık bizi bir yere kadar götürür. Onun yanına sezgilerimizi ve duygularımızı da katmamız gerekiyor. İkisini birlikte kullanırsak çok daha sağlıklı kararlar, çok daha mutlu hayatlar yaşayabiliriz. Bunun için özellikle haritalarında su elementi eksik olan insanların bu anlamda birazcık daha sezgilerini kullanmaya özen göstermeleri, diğer insanlarla daha fazla empati kurmaya çalışmaları onlar için avantajlı olacaktır diyebilirim. Peki fazla olursa ne olur? Bu sefer de aşırı alıngan, aşırı endişeli, aşırı duygusal. Yani duygusal boyutun hep en aşırısını düşünebilirsiniz. Kendini ihmal edebilecek derecede diğer insanlara bağlanma, aşırı fedakarlık gene sıkıntılı bir durum yaratabiliyor. Denge her zaman esastır. Haritalarımızda eksik ya da fazla olabilir. Önemli olan bizim bunu fark edip dengeye nasıl getirebileceğimizdir. Bunu fark edersek çok daha kolay çözebiliriz. Evet, elementler bu şekilde. Dediğim gibi burçların temelini oluşturduğu için bizim için aslında çok önemli. Bununla ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki dersin başında cevaplarını veriyor olacağım ben. Bunları gözden geçirirseniz burçları da anlamanız aslında daha kolay olabilir. Hangi burç neden bu özelliği taşıyorum cevabı aslında elementlerde gizli. Bir diğer ayrım da burçsal bazda niteliklerdir. Nitelikler de gene bize burçlarla ilgili çok önemli bilgiler veriyor. Niteliklerde 3 gruba ayırıyor burçları. Önce sabit ve değişken olmak üzere her bir elementten birer burç alıyor. Nitelikleri dinlerken sizden şunu rica edeceğim. Elementsel bazda hangi niteliğe hangi burç daha uyumlu, ona dikkat ederseniz aslında bir şeyleri daha fazla yakalayabilirsiniz. Şimdi önce burç, adından da anlaşıldığı gibi başlatma enerjisi olan, yeni bir şeylere başlayan, hızlı hareket edebilen, dışa dönük, daha fazla risk alabilen bir yapıdadır. Ve önce burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak. Dikkat ederseniz her bir elementten bir burç alıyor ama önce niteliğe baktığımızda mesela hangi elementlerle daha benzer olduğunu düşünürsek ateş ve hava ile. Çünkü ateş ve hava etkindi, dışa dönük ve hareketi sevendi. Haliyle önce nitelikte hareketi seven, yeni başlangıçları seven bir yapıda oluyor. Burada da en çok önce uyan burç mesela Koç'tur. Güdüseldir zaten ki zodyağın ilk burcudur. Hani Koç çocuk enerjisi gibidir. Hadi gidelim deyin, her yere gelir sizinle. Sonunu çok fazla düşünmez. Yolda karar veririz sonrasına diye bir yapı oluşturur. Oğlak mesela toprak elementi. Ne demiştik toprak elementi için? Çok fazla risk almaktan hoşlanmaz dedik. Haliyle evet, Oğlak önce bir burç ama Koç kadar önce olamayacak. Bir terazi kadar önce olamayacak. Bu anlamda nitelikleri de elementlerle birleştirip yorumlarsak çok daha güzel bilgilere ulaşmış olacağız.
Haritalarımızda öncü nitelik eksik olursa ne olacak bu sefer de? Bir kere çok fazla harekete geçemeyeceğiz. Risk alamayacağız. Bu anlamda yetersiz kalacağız. Mevcut koşulları koruma eğiliminde olacağız. Bu da bizim gelişmemizin önündeki aslında en büyük engel. Çünkü gelişebilmek için riskler almak gerekiyor. Ama tabii ki mantıklı riskler. Koçun gibi böyle her riskin üstüne atlamamak gerekiyor. Fazla olursa ne olur öncü nitelik? Bu sefer de her şeyin içinde, her şeye atlayan, sürekli aşırı riskler alan, mantıklı mantıksız olup olmamasına bakmadan risk alan, kendini gereksiz yere her yerde ortaya koyan bir yapı verir. Bunun sıkıntısı ne olacaktır? Hani başınız beladan kurtulmaz tabiri caizse, çünkü her şeyin içinde olursunuz. Çok fazla mantık kullanılmaz. Bir de öncü nitelik çok fazla olduğu zaman süreklilikle ilgili problem yaşayabiliriz. Yani sürekli başlatma enerjisi. Hani bunu yapalım, tamam, başlayıp 3 gün sonra çok olmadı gibi, hadi başka bir şeydi. Hani sürekli bir şeylere başlamak ama onun devamını getirmekle ilgili problem yaşayabilir. Sabit burçlara geldiğimizde ise sabit adından da anlaşılacağı gibi çok fazla değişimden hoşlanmayan, var olanı korumak isteyen, daha sabırlı ve dayanıklı bir yapıda olur. Daha tutarlıdırlar, değişime ayak direyen bir yapıda olurlar. Boğa, aslan, akrep ve kova burçlarıdır sabit niteliğin burçları. Buradan baktığımızda da en sabit burç haliyle toprak elementinin sabit nitelikli boğa burcudur. Hani değişimi ayak direyen, yeniliğe çok da fazla açık olmayan, bu anlamda boğalar ciddi anlamda zorlanabilirler. Sabit nitelik haritamızda eksik olursa ne olur? Kişi bir kere dayanıksız olur. Başladığı işi bitiremez. Ayakları çok fazla yere basmayan, elindekini koruyamayan, hani gelen gider mantığında, hani hiçbir şekilde hem ilişkilerinde hem kariyer hayatında süreklilik sağlamakla ilgili problem yaşayabilir bu kişiler. Fazla olursa ne olur? Bu sefer de aşırı tutucu, esnek olmayan, değişime ayak uyduramayan ya da hani elinde olan artık ona katkı sunmuyordur, bırakması gerekiyordur. Bırakmakla ilgili problem yaşayabilir. İnatçıdır, gene fikirlerinde çok fazla diretir. Gene duygularında değişim, aslında değişmiştir ama o kabul etmez değiştiğini. Hani o var olanı olduğu haliyle kabul edip değişime ayak direyen bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Fazla olması tabii ki sıkıntılı bir durum. Çünkü potansiyelimizin açığa çıkabilmesi için değişiklikleri ve riskleri gerektiği zaman gerektiği ölçüde almak gerekiyor. Evet, değişken niteliğe geldiğimizde ben en çok değişken niteliği seviyorum. Çünkü öncü ve sabitin aslında karışımı, değişime ayak uydurabilen, yeniliğe açık olabilen, yeni olana kolay adapte olabilen bir yapıdadır. İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları değişken nitelikteki burçlardır. Baktığınızda bunların arasındaki en değişkeni olan burç haliyle İkizler burcu, hava elementinin değişken. Başak burcu evet değişken nitelikli bir burçtur ama toprak elementinin değişime ne kadar ayak dirediğini biliyoruz, ne kadar hani risk almaktan hoşlanmadığını bildiğimiz için Başak da belli bir yere kadar değişebilir ama özellikle ikizler, yay bu anlamda değişime çok daha kolay ayak uydurabilen iki burç diyebiliriz. Başak ve Balık bu anlamda diğerlerine göre birazcık daha ağır ağır değişebilen burçlar diyebiliriz. Evet, şimdi eksikliği olunca ne olacak? Bir kere değişen koşullara kişi adapte olmakla ilgili problemler yaşayabilir. Sabit burçlarda bir yoğunluk varsa var olan konu üzerinde sabit kalıp yeni olana açılamayabilir. Hani tutunmak, aslında bir şeye sıkı sıkıya tutunmak, ona faydası olmadığı halde, ona zarar verdiği halde onu bırakamamak gibi bir yapı verebilir. Bu da gerçekten de kişiden hayatını çok zorlaştıran bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Fazlalığı olursa ne olur? Bu sefer de aşırı değişken olur. Yani gelen her şey eyvallah, gelen her şey tamam, onu da deneyelim deyip
Burada da bir tutarsızlık söz konusu olabilir. Bir konuya odaklanmak, onunla ilgili uzmanlaşmakla ilgili problem olabilir. Özellikle kişinin haritasında öncü nitelik çok çok fazlaysa, bu sefer de maymun iştahlı, hani her işe başlayıp ama devamını getiremeyebilir diyebiliriz. Evet, genel olarak element ve niteliklerimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi burçları anlayabilmek için, kavrayabilmek için, aslında hani o ezberden çıkıp bu burç neden bu özellikleri taşıyor diyebilmek için elementler ve nitelikler bizim için çok çok önemli. Bunu algılayabilirsek burçları da çok daha rahat algılayabiliriz. İkinci dersimizde burçlarla başlayacağız. Çok daha bildiğiniz bir konu olacak ama ben özellikle burçların altyapısını anlayabilmeniz için element ve nitelikleri ilk 15 dakikada sorularınızı yanıtlayacağız, yazabilirsiniz. Şimdi küçük bir giriyoruz, sonrasında ikinci derse devam edeceğiz.